Merhaba, nasılsınız? Şimdi size boş konuşan YouTuber'lardan daha kaliteli ve kısa süreli bir sosyolojik, aynı zamanda da ekonomik bir analiz yapacağım. Şimdi bizim emlakçıların temel bugünlerde konuştuğu, ya iş yok, iş yok, piyasa durgun. Ya emlakçı şöyle bir profildir. Dünyanın merkezine kendini koyar, tamam mı? Emlakta ev satılmıyor ya, hakikaten doğru söylüyor. Bunun sebeplerini ekonomiye bağlar ki doğrudur. Fakat çözüm yollarını ve teşhisi iyi koyamaz. Bak ben sana anlatayım, neden ev satamadığını anlatayım. Ekonomik şartlar faiz, borsa ve dövizde yatırımcıyı, Türk yatırımcıyı, parası olanı ev almaktan 4 aydır falan engelliyor. Zaten parası olmayan 1+1'ler olmuş 10 milyon lira, 15 milyon lira, onu alamıyor. Dolayısıyla sana kim kalıyor? Yabancılar, değil mi? Yabancılara niye ev satamıyorsun? Satışlar müthiş düşüyor, Antalya dahil buna. Niye yabancılar ev almıyor? Niye biliyor musun? Yabancılar Türkiye'de taksici ve emlakçının ortalamasını çözdü. Bir karakter defosu ve bozulması olduğunu bu iki meslek grubunda anladı. Ve Antalya'da Ukraynalılar kendi taksilerini, Uber'lerini oluşturup kendi emlakçılarını da çıkarmanın derdinde. Çünkü yani herhalde bir beis yok bunu söylememde. Şeref yoksunu, haysiyet yoksunu ve karakter yoksunu o kadar çok taksici ve emlakçı var ki bunlar meslekte sayıları azalan ama işini iyi yapanları da engelliyor. Dolayısıyla hani işler durdu. Niye durdu acaba? Yabancıya niye ev satamıyorsun? Daha önce yediğin hurmalardan olabilir mi? Selamlar.